Şefin Yemek Tarifleri kanalımızdan hepinize merhabalar. Bugün sizlerle harika bir lezzet hazırlayacağız. Karnabahar sevmeyen kalmasın diyoruz. Ve buyurun tarifimize geçiyoruz. Bir adet orta boy karnabaharımızı iyice yıkadık. Ve ortadan ikiye ayırdık. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeklerinden ayıracağız. Çok büyüklerse birazcık böleceğiz. Uygun bir tencereye alacağız. Hepsini aynı işlemi yapıyoruz. Parçalara bölüp tenceremize alıyoruz. Evet, hepsini tenceremize alıyoruz. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Üzerini geçecek kadar da su ilave edeceğiz. Kapağını kapatıp ocağa alacağız. Kaynamaya başlayınca ara ara kontrol edelim. Karnabahar narindir, çok haşlamamalıyız. Biraz karıştırıyorum ara ara. Eşit pişsinler diye. Bir yandan da hemen sosunu hazırlıyorum. Uygun bir tavaya tereyağımı aldım. Ara ara karnabaharlarımızı karıştırıyoruz. Çok fazla pişirmeden. Hamur gibi olmasını istemeyiz. Onları süzgeçledim. Tereyağımı eritmeye bıraktım. Üzerine şöyle dolu dolu 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Ve kavurmaya başlıyorum unumu. Şöyle gördüğünüz gibi yağ az geldi. Yarım çay bardağı zeytinyağı da ilave ettim. İçinde başka yağ olmadığı için fazla olmaz, merak etmeyin. Bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı zeytinyağı. Gayet ideal. Şöyle iyice kokusu çıkana kadar unun kavuruyoruz. Köpük köpük oldu. İyice kavruldu unumuz. İçerisine yaklaşık 2 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Az gelirse biraz daha süt ilave edebilirsiniz bu şekilde. Bir bardak daha ilave ettim. Kıvam almaya başladı. İçine bir çay kaşığı tuz da ilave ediyorum. İyice karıştırıp
altını kapatacağım. Şöyle tam kıvamı yerinde oldu, gördüğünüz gibi. Evet, karnabaharlarımı aldım bir uygun tepsiye. Her tarafta eşit şekilde bölmeye çalıştım. Ve beşamel sosumu üzerine ilave ediyorum. Hepsini yaymaya çalışalım kaşık dibiyle, bu şekilde her tarafa gelsin, karnabaharlarımız düzgünce pişsin diye. Üzerine bir kase rendelenmiş kaşar peyniri serpiyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde. Evet, karnabaharlarımız hazır. Fırına veriyoruz. 200 derecede fırınımı ısıttım. Yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirdi. Şöyle gördüğünüz gibi üzeri kızarınca tamamdır ve karnabaharlarımız hazır. Nar gibi kızardı üzeri. Çok lezzetli gerçekten. Karnabahar sevmiyorsanız bile deneyin, muhakkak pişman olmazsınız. Ben normalde karnabahar kızartmasını çok severim, fakat çok yağlı ve kalorisi yüksek olduğu için bu şekilde tercih ediyorum, özellikle diyet dönemindeyken. Şöyle ortadan kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi bizimle yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.